19. ve 20. ayetler diyor ki iki denizi salmıştır. Birbirleriyle karışıyorlar. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını aşmıyorlar. Şimdi Kur'an'da böyle bir ifade var, varken e, bazı ateistler hocam yine o konulara gireceğim ama bazı ateistler e, denizlerin birbirine karıştığını iddia ediyorlar. Ne güzel yani biz ateistlere diyoruz ki herkesin bir kere e, İslamiyet'te geniş bir fikir özgürlüğü var. Herkesin ateist olma hakkı var. İşte Kur'an'da alay edenlere bile onlar akletmeyen bir topluluktur. Hiç alay edeni dilini kesin onu susturun diye ifade yok. Çünkü evet. Kur'an kendine güveniyor. İsteyen Allah'ı inkar eder, şirk koşar. Yani Kur'an. E, ...ahirette Allah'ın hesap soracağını söylemekle beraber... ...bu dünyada herkesin iradesiyle seçimi yapmasını istiyor. Yani ateistin biz konuşma hakkını da söylüyoruz. Hı hı. Yani ellerinden geldiği kadar Kur'an'da açık arasınlar. Ellerinden gelen ardına koymasınlar. Ama sonuçta bütün bu kadar çabalarına karşı... ...7. yüzyılda ortaya konmuş Kur'an'da... E, ...bir açık bulamıyorlarsa... Hı hı. ...bu Kur'an'ın da Allah'tan olduğunu anlasınlar... ...veya bu süreci takip edenler... E, bunu anlasınlar diyoruz. Şimdi denizlerle ilgili demin söylediğiniz ayetinle ee, ilgili konuşmaya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Hazreti Muhammed deniz kenarında hiç yaşamadı. Hayatında yani yaşadığı alanlar tabi deniz kenarına gitti büyük ihtimal. Ticaretle uğraşıyordu gençliğinde. Yaşadığı Mekke'den deniz çok çok uzakta değil. Hı hı. Ee, arabayla o 1 iki saatlik bir mesafe, tabii o yürüyerek daha uzun bir mesafe veya hı hı. deveyle atla daha uzun bir mesafe olur. Ama sonuçta çok çok uzak değil. Ama Mekke'de yaşadı. Hı hı. Yani deniz kenarında değildi yaşadığı bölge. Sonra Medine'de hayatın önemli bir bölümünü geçirdi ki peygamberlik Mekke Medine'deydi. Peygamberlikteki peygamberimizin 23'e yıla yakın geçirdiği süre. Yine deniz kenarında değildi. Şimdi kenarında yaşamamış Hazreti Muhammed'in, deniz kenarında yaşamayan ilk insanlar okuduğu Kur'an'da denizle ilgili çok fazla ifade var. Ha Bu Kur'an sadece tarihsel olarak o Mekke Medine civarına indi, tarihin o dönemin hitap etti diyenlere baştan bir kere ciddi bir cevap. Ve Kur'an'ın denizlerle ilgili öyle muhteşem ifadeleri var ki, evet. yine o dönemin insanın hele Mekke Medine'deki gibi böyle hayvancılıkla uğraşan, birazcık işte hurmalardan şundan bundan geçimini sağlayan, bilimsel açıdan kendilerinden binlerce yıl önceki işte Sümerlerden, eski Yunan'dan bile bilimsel açıdan geri olan toplumda hı hı. denizlerle ilgili böyle muhteşem ifadelerin bir insanın kendi bilgisiyle söylemesini beklemek çok büyük insafsızlık olur. Şimdi ayet ne diyor demek ki söylediğiniz bir kere bazıları diyor ki şimdi nereden itiraz ediyor ya sular birbirine karışıyor diyorlar. Ayette aslında sular birbirine karışmaz demiyor. Hı hı. Sular birbirine karışılıyor, merci olur. Yani birbirinin içine sular girer diyor. Ona rağmen aralarında bir engel var, birbirinin sınırını aşmıyorlar diyor sular. Peki böyle bir şey gözlemleniyor mu bakalım? Böyle bir şey şu andaki bakalım. sular var mı? Dünyada bu birçok yerde gözükür. Çünkü suyun içindeki bir özellikten kaynaklı. Dünyanın birçok yerdeki bizim böyle... Tek bir kütle halinde bazıları deni, e, resimler paylaşıyorlar da iki tane rengi ayrı olan su falan işte kasıt budur diyorlar. Öyle değil. Yani onlar da öyle olabilir olamaz. Hı. Bilemiyorum o paylaştıkları resim ama tamamen bizim tek bir kütle olarak gördüğümüz sularda hı hı. bile o suyun içinde altında veya yan yana iki su şeklinde e, iki tane farklı özellikler gösteren su beraberler. Yani aslında iki su birbirine karışıyor şeyler ama iki tane sudan birini alıyorsunuz yoğunluğu tuzluluk oranı farklı diğerine bakıyorsunuz yoğunluğu tuzluluk oranı tamamen farklı aynı bir arada gördüğünüz. Mesela bir örnek verelim. Bir tanesi 2010'da bulundu bunların. Bulunduğu yer neresi? Bizim işte Karadeniz. Yani kıyımızın olduğu yer. Karadeniz'in içinde bu şekilde çok büyük Karadeniz'in geri kalan kısmından farklı özellikler gösteren bir su kütlesi var. 60 kilometre uzunluğunda, bakın oldukça uzun. Eğer ki bu bir nehir olsaydı, buradaki su akış oranı e, Renden, değil mi? Avrupa'nın meşhur hı. nehir olan Renden evet. 10 katla fazla debisi olacağını görüyoruz buradaki nehrin. Yani hani bir ufak bir denizin kıyısında ufak bir kesimi falan değil. 60 kilometre uzunluğundaki bir kısmı ren nehrinden 10 katla fazla suyu taşıyacak bir kısmı, işte Karadeniz'in içinde var. Hı hı. Mesela başka bir tane diyeyim. 2019'da bulunan Atlantik Okyanusu'nun New Jersey'ye yakın bölgesinde de çok büyük bir su havzası keşfedildi. Bakın siz normalde okyanusa bakıyorsunuz işte tek okyanus. Fakat bir bakıyorsunuz onun altında bir su havzası var aynı okyanusun içinde. Hı hı. Bu su kütlesi 1 milyardan çok olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek büyüklükte tatlı su havzası var. Yani geri, geri kalanına göre daha tatlı bir suya David. Okyanusun geri kalanıyla tuzluk oranı farklı. Tuzluk oranı farkı da önemli burada. Özellikle iki tane aslında birbirine karışan suyun arasında bir engel var. Bunların tuzluk oranıyla ama farklı soruyor. Ayet buna da dikkat çekiyor. Furkan suresi 53. ayet diyor ki o iki denizi birleştirmiştir. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici. Diğerin ki tuzlu ve acı. Aralarında bir engel aşılmaz bir sınır koyan odur özellikle tuzluluk oranı üzerinden de farklılığı tam anlamlayabileceğimiz ayette geçiyor. İşte Kur'an'ın harikaları hiçbir tükenmez.